Arkadaşlar merhaba. Bir önceki dersimizde MRP ile alakalı bir giriş videosu çekmiştim. Ve burada MRP kavramının ne olduğundan, mamül, yarı mamül, ham madde kavramlarından, ürün reçetesi kavramından bahsetmiştik. Ve bir ürünün ürün reçetesini ve bir mobilya fabrikasının üretmiş olduğu bir koltuk takımının ürün reçetesini takım, mamül, yarı mamül ve ham madde olarak birden fazla seviye şeklinde göstermiştik. Şimdi bu sistemin veri tabanı modelinin nasıl gerçekleştireceğimize bir bakalım. Her şeyden önce arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Bir sipariş alıyoruz değil mi? Bir sipariş alıyoruz ve bu sipariş üzerinden biz bir üretim gerçekleştireceğiz. Ürün reçetesini patlatıp ona göre ihtiyaç analizimizi çıkartacağız ve bunun üzerinden kendi ürettiğimiz yarı mamul ve mamuller için üretim emirleri, dışarıdan satın alacağımız ham maddeleri için ise verilen sipariş oluşturma durumumuz söz konusu. E şimdi bütün bunların hepsine baktığımız zaman sistemde siparişi verebilmek için bir mamül tanımımızın olması gerekiyor. Hatta bir takım tanımımızın olması gerekiyor. Bununla alakalı yarı mamülleri üretebilmemiz için bu yarı mamüllerin sisteme tanımlanması gerekiyor. Yine aynı şekilde bu üretilen yarı mamüllerin yine aynı şekilde bu yarı mamül ve mamüllerin üretilebilmesi için sipariş vermemiz gereken ham maddelerin tanımlandığı bir listeye ihtiyacımız var. Yani bir ürünler tablosuna ihtiyacımız var. Ben burada önceki videolarımda da olduğu gibi yine veri tabanı oluştururken arkadaşlar İngilizce isimler, İngilizce tablo isimleri, İngilizce kolon isimleri kullanıyor olacağım. O yüzden ilk bu mal ürünler ya da malzemeler tablosunun ismi items arkadaşlar. Teker teker burada oluşturmayacağım. Daha önceden benim oluşturmuş olduğum bir yapı var. Tabloları buraya o kolonlar ile birlikte çekip hangi kolonun ne işe yaradığını gösteriyor olacağım size. Arkadaşlar her şeyden önce bizim bir item tablomuz var. Item malzemeler ya da ürünler demek. Burada özellikle şurada tablo isimlerini bakın koyu renkli yaptım ve arka planı bir renkle işaretliyorum. Bu ilişkisel veri tabanı kavramını burada Excel'de yaparken hangi tablodaki primary key başka tablodaki foreign key'e tekabül ediyor. Yani arasındaki ilişkiyi tanımlamak amacıyla burada renkleri kullanıyor olacağım arkadaşlar. Şimdi item tablosuna baktığımız zaman bizim her bir tablomuzda olması gereken o tabloyu primary key ve unique olarak tanımladığımız bir otomatik artan alanımız var. Burada ID alanı item tablosunun primary key ve burası otomatik artan türde arkadaşlar. Bunun dışında item kod ürün kodu Burada da bir akıllı kodlama mantığı uygulayacağız arkadaşlar. Buna da alışmanızı istiyorum. Çünkü gerçek sistemlere gittiğiniz zaman binlerce, milyonlarca ürünün içerisinde dolaşırken onları da onlar üzerinde doğru sorgulama yapabilmeniz adına akıllı kodlama bize büyük artılar getiriyor. Item name Ürünün adı. Item type ham madde mi, yarı mamül mü, mamül mü? Onun bilgisini tuttuğumuz yer ve unit code ben bu ürünü birim olarak hangi birimde takip ediyorum. Örneğin bu bir kumaş an maddesi ise ben bunu metre olarak takip ederim. Örneğin bu bir koltuksa ben bunu adet olarak takip ederim gibi. Burada ürünün ana birim kodundan bahsediyor olacağız. Ürünler tablomuz bu şekilde. Peki bir sonraki tablomuz ne? Bir sonraki tablomuz sonuç itibariyle bu tab buradan bir sipariş giriliyor. Ve bu sipariş bizim sistemimize düşüyor. Siparişe baktığımız zaman siparişi veren bir tane müşteri var. Bu siparişin gideceği adres var. Bu siparişin toplam tutarı var. Bir de bunun detaylarına baktığımız zaman bu siparişle alakalı hangi üründen kaç tane sipariş vermiş bu bilgiler var. Yani A müşterisi X koltuk takımından bir tane sipariş verebilir. Y koltuk takımından iki tane sipariş verebilir. Temel olarak baktığımız zaman bu sipariş olarak bir satırdır. Fakat sipariş detayları olarak baktığımız zaman bu iki satırdır. Çünkü iki farklı üründen sipariş vermiş. O zaman burada bir ilişkisel tablo durumu söz konusu. Yani bir tane master tablom var, sipariş tablosu, bir de onun detayları tablom var. Master tabloma sales order diyorum arkadaşlar. Bunlar satış siparişleri. Ve şöyle içine baktığımız zaman burada bir tane yine otomatik artan ID var. Bir tane Burada date alanı var. Tarih alanı bu siparişin tarihi. Due date bunun teslim alanı. Bir de total price toplam fiyat ne kadar tuttuğu alanı var. Şu anda bizim fiyatta bir işimiz yok ama genelde siparişlerde böyle şeyler olur. Bir de ne var? Customer ID yani bu hangi müşterinin yani bu hangi müşterinin siparişi onun bilgisi var. Onun için bir tane de customers tablosuna ihtiyacımız var arkadaşlar. Customers tablosuna baktığımız zaman da bakın orada da ne var? Yine müşterinin ID'si var. Ve burada bakın türü, integer ve otomatik artan, customer kod müşterinin kodu, customer name, müşterinin adı, adresi, vergi numarası ve telefon numarası gibi bir takım detaylar var. Bunlar çok daha uzun uzadıya yazılabilir ama şu anda bizi kafamızı karıştıracak şekilde detaylar bunlar arkadaşlar. Ve şurada bakın sales order tablosundaki customer id ile buradaki id bağlantılı. O zaman ben şuradaki customer id alanını getirip şu renkle boyuyorum arkadaşlar. Evet bu şu anlama geliyor. Sales Order tablosundaki customer ID alanı customer tablosundaki ID alanı ile bağlantılı arkadaşlar. Peki Sales Order'da herhangi bir ürünle alakalı detay yok. Bunlar nerede? Bununla alakalı bir sipariş detayları tablomuz olması durumu söz konusu. Onlar da bu tablonun içerisinde olacak. Peki o nerede? Bakın arkadaşlar o da burada. Şu şekilde baktığımız zaman bunun içerisinde ne var? Yine otomatik artan bu sipariş detay satırının ID'si, order ID. Bakın hangi sipariş başlığının ID, hangi sipariş başlığının detayı. Bakın order ID ile buradaki sales order tablosundaki ID alanıyla bağlantılı ve aynı renkte yaptım ki bu primary key foreign key bağlantısı ortaya çıksın diye. Hangi üründen? Item ID. Bakın o da bizim item tablomuzdaki ID ile bağlantılı. Miktar ne kadar? ve unit code yani bu adet mi kilogram mı sipariş olarak. Burada gerçi bu örneğimizde biz takım ya da tekli koltuk gibi siparişler vereceğimiz için bunların hepsi zaten adet olacak ama buraya koymakta fayda var arkadaşlar. Şimdi buraya kadar biz bir alınan siparişi hangi tablolarda takip edebileceğimizi görmüş olduk. Bununla birlikte bir de ne var? Ürün reçeteleri ya da ürün ağacı dediğimiz yapı söz konusu arkadaşlar. Yani biz ne demiştik? Bir 3 3 1 pembe kumaşlı ...takım, model 1 dediğimiz yapı... ...iki tane üçlü koltuktan, bir tane tekli koltuktan... ...ve dört tane kırlentten oluşuyordu. O zaman bunun bilgilerinin tutulduğu bir yere ihtiyacım var benim. Ona da arkadaşlar biz reçete tablosu diyoruz. Reçetenin İngilizce karşılığı neydi? Bill of Material yani BOM. O zaman bir tane BOM tablosuna ihtiyacımız var. BOM'un içerisinde bakın bir tane ID alanım var otomatik artan. BOM kod, bu reçetenin kodu. BOM name, bu reçetenin adı. Item ID bu reçete hangi ürüne ait? Yani ben şuradaki 331 pembe kumaşlı takım model 1 isimli ürünü üretiyorsam burada BOM name kısmına aynı ismi verebilirim. BOM kod kısmına bu ürünün kod kısmını verebilirim. Ve item ID kısmına da şuradaki bu ürünle alakalı birazdan tanımlayacağımız ürünle alakalı ID kısmını buraya ekleyebilirim. Bu da item id ile bağlantılı. Burası ana ürünün kodu arkadaşlar. Birazdan bunun detaylarını yapacağız. Şimdi ben örneğin bir 331 takımı üretmek için nelere ihtiyacım var? Bunu da bomb detail isimli bir başka tabloda tutuyorum. Bomb detail'a baktığım zaman bakın yine bunun da hep bütün tablolarımızda olduğu gibi otomatik artan alanı var. Ekstradan bomb id alanı var. Yani bu hangi ürün reçetesinin detay satırları? Bakın onu da şuradan alıyor. Rengi zaten mavi. Main item id yani ben burada hangi ürünü üreteceğim? Şuradaki ile aynı aslında ama bu tabloda da özellikle tekrar etmesini istedim. Bu performans açısından da önemli bir şey burada tekrar ediyor olması. Main item ID. Yani buraya normalde ne gelecek? Şuradaki 331 pembe kumaşlı takım model 1. Onun ID'si gelecek. Child item ID ise bu ürünü üretmek için neye ihtiyacım var? Örneğin üçlü koltuk pembe kumaş model 1. Buraya da birazdan ekleyeceğiz. Bu ürünümüzün ID'si gelecek. Main amount kaç tane üretmek için kaç taneye ihtiyacım var bilgisi. Bazen siz bir ürünü seri üretim yapıyorsanız bir tane üretemezsiniz. Ondan minimum atıyorum 10 tane üretmeniz gerekebilir. O yüzden burada main amount olarak o değeri de yazdım ben. Yani ana üründen kaç tane üreteceksin. Ama biz burada örneğimizde 1 olarak alacağız zaten bunu. Main unit code Ana ürünün birim kodu ne? Yani sen bundan miktar olarak bir tane üreteceksin. O zaman bunun birimi de adet olacak. Peki bunu üretmek için alt üründen reçetedeki ham madde veya yarım hamurdan ne kadar kullanacaksın? Child amount alt üründen ne kadar kullanacağımın bilgisi ve onun birimi. Yani sen burada metre mi kullanacaksın? Örneğin bir kesilmiş kumaş üreteceksin. Kesilmiş kumaş için bir adet Kırlent, kesilmiş kırlent kumaşı üretmek için burada ham madde kumaştan 0.5 metre tüketeceksin gibi bu bilgiyi tuttuğumuz yer arkadaşlar. Şimdi reçeteyi de yaptık. Reçeteyi de yaptığımıza göre artık ihtiyaç analizi gerçekleştirebiliriz. Yani ben A ürününden bir tane yapacaksam onun alt kırılımlarındaki detay yarım amüllerinden sonuna kadar bu reçeteyi patlatıp eğer ihtiyacım olan ham madde ise bu ham ne kadar sipariş vereceğim ihtiyacım olan eğer üretmem gereken bir ürünse bu yarım mamülden ne kadar üretmem gerektiği bilgisini hesaplattırmam lazım. MRP'nin asıl amacı budur zaten. Bununla alakalı bir tablomuz var. O da MRP calculation. Yine bütün tablolarımızda olduğu gibi bir tane ID alanı var. Bu işlemin ne zaman yapıldığına dair bir tarih alanı var. Order detail ID bu hangi sipariş satırının hesaplaması? Bakın şurada girmiştik ya örneğin 3 3 takımdan bir tane olduğu zaman onun hesaplamasını burada gösteriyor. BOM ID buradaki ürüne ait ürün reçetesinin ID'si Oradaki ürüne ait ürün reçetesinin altında ben hangi ürünü patlatıyorum burada? O da nerede? BOM detail'ın içerisinde. Main item ID hangi ürün için hangi ürün için ben bu hesabı yapıyorum? 3, -3 takım için yapıyorum. Peki hangi ürün için ihtiyaç hesaplıyorum? Onun altında ne var? Üçlü vardı, birli vardı ve kırlent vardı. Burada onların bilgisini giriyorum. Yine item tablosuyla bağlantılı. Main amount kaç tane üretmem gerekiyor? Örneğin bir tane takım için iki tane üçlü gerekiyordu. Bir tane tekli gerekiyordu. Eğer buradaki üçlü ise o zaman buradaki main amount 2 olacak. Bununla alakalı given order amount. Ben bu ürünle alakalı sipariş verdim mi bir yere? Yoksa kendim mi üretiyorum? Ya da bu ham madde ise bir yere sipariş verdim mi? Ona bakıyorum. Çünkü ihtiyaç demek. Benim örneğin 100 metre kumaş ihtiyacım varsa. Bakın 100 metre kumaş ihtiyacım var. Stoğumda örneğin 50 metre var. Sipariş verdiğim. Bakın o da 20 metre. O zaman benim ne kadar daha sipariş vermem lazım? Eşittir. 100 eksi 50 eksi 20. 30 tane daha sipariş vermem lazım. Aslında MRP'nin yaptığı şey bunu hesaplamaktır arkadaşlar. Yani ihtiyacı hesapla. ihtiyaçtan sonra stoğa bak. Sonra bununla alakalı gelmesini beklediğin sipariş var mı onu al. Ve aradaki fark kadar da sen sipariş ver. Eğer bu bir üretilen bir ürünse 100 tane ihtiyaç var. Stoğumda 50 tane var. Hali hazırda içeriye üretim emri vermiş miyim? Sıfır diyelim. O zaman eşittir. 100 eksi 50 eksi 0 kadar yani 50 tane içeriye üretim emri vermem gerekiyor. Yani MRP sayesinde ben ham maddeler için sipariş açmam gerekiyor. Yarı mamülü ve mamüller için de üretim emri açmam gerekiyor. Peki burada baktığımız şeylerde de aynen o şekilde aslında. Given order amount verilen sipariş miktarı stok. Elimdeki bu üründen sahip olduğumuz stok. Requirement bu üründen ne kadar ihtiyacımın olduğu biraz önceki o formülde hesapladığım yer. Ve supply type yani bu bir yarı mamül veya mamülse ben bunu üretirim. Supply type üretim olur o zaman. Değilse bu bir ham madde ise supply type satın alma olur arkadaşlar. Buraya U ya da S şeklinde yazabiliriz. Şimdi bu MRP hesaplama tablosu neye bakıyordu? Elimdeki bulunan stoka bakıyordu. Peki stokla alakalı bilgiyi nereden alacağım? O zaman bir tane stokla alakalı bir tablo oluşturuyorum değil mi? Bakın buraya. stok diyeyim ve ne alsın içine? ID alsın, item ID alsın, amount yani miktar ve unit code birimi nedir? Eldeki stok bilgisini ben buradan göreyim. Peki bir de name olsun benim. Bir de verilen sipariş tablosuna ihtiyacım var ama onu biraz sonra göstereceğim. Öncesinde ne yapalım? Burada MRP çalıştığı zaman içeriye üretim emri Atacak. Yani şuradaki requirement'ı hesaplattırıp bu kadar içeriye üretim emri oluşturması lazım. Onun için bir tane de üretim emri tablosuna ihtiyacım var. O tablomun adı da bakın Prodor'da arkadaşlar. Bunun içinde ne var? Otomatik artan ID alanı, üretim emrinin tarihi, department bu ürün hangi departmanda üretilecekse onun bilgisi, item ID hangi ürün üretilecek burada, hangi mamül ya da yarı mamül üretilecek, amount miktarı ne kadar ve unit code birimi ne bunun adet mi metre mi kilogram mı neyse o arkadaşlar. Bir de bunlar mamul ya da yarı mamul için çalışacak yapıydı. MRP'nin hesapladığı ve üretim emri açtığı. Bir de ham madde için yaptığımız çalışma var. Ham madde için yaptığımız çalışmada ne yapıyoruz? Otomatik olarak sipariş açacağız. Yani o zaman benim bir tane de verilen siparişler tablosuna ihtiyacım var. Verilen siparişler tablosu dediğim zaman artık verilen siparişin gideceği bir Tedarikçiye ihtiyacım var. Tedarikçilerin tutulduğu başka bir tabloya ihtiyacım var. Aynı şurada müşterilerin tutulduğu tablo gibi tedarikçiler için de başka bir tabloya ihtiyacım var. O tablomun ismi de arkadaşlar Supplier. Supplier'ın yine otomatik artan ID alanı var. Supplier kodu var. Supplier name'i var. Adres, vergi numarası ve tel numarası gibi alanları var. Peki şimdi bir de sipariş oluşturma ekranına Şimdi bir de sipariş yapalım. Siparişte aynı sales order gibi ve sales order details gibi bu da Purchase order yani satın alma siparişi. Bakın onun için bir tane purchase order tablon var. İçerisine ID alanını alıyor, supplier ID buradaki supplier yani tedarikçinin ID'si, date tarih, due date bunun teslim tarihi ve total price yani siparişin toplam tutarı. Bir de bunun detayları var. Detayları da purchase order detail yine ID alanı var, otomatik artan order ID alanı var. Bakın şuradaki purchase order'la arasındaki bağlantı, item ID alanı var hangi ham maddeden sipariş veriyorsam onun ID'si, ürünün bilgisi yani. Amount var, amount var, float şeklinde ve unit kod birimi arkadaşlar. Sonuç itibariyle MRP çalıştığı zaman burada otomatik olarak ihtiyaç duyulan ham madde kadar buralara da sipariş oluşturacak arkadaşlar. Yani satın alma sipariş oluşturacak. Temel anlamda baktığımız zaman tablolarımız bu şekilde arkadaşlar. Ben öncelikle buralara veri kayıt girme işlemini yine Excel üzerinde yapmak istiyorum. Excel üzerinde yaptıktan sonra gerçek veri tabanı üzerindeki hesaplamalara bakabiliriz arkadaşlar. Sonraki dersimizde bu tablolara nasıl kayıt gireceğimizin örneğini yine Excel üzerinde yapıyor olacağız.